Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 7 Aralık 2017 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci basın açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Erzincan Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, yönetim kurulu ile birlikte parti binasında kararı kınayan bir açıklama yaptı. Cebeci, yapmış olduğu açıklamasında, "Hakkı hakim kılmak için ve Kudüs'e sahip olmak için ümmet ayağa kalkıyor," dedi. 100 yıl önce zorla vatan parçasını elimizden koparan güçler, bugün kurtlar sofrasına o vatan parçasını sunmak üzereler. 100 yıl önce bu millet 7 düvelle mücadele ederken eli kolu bağlıydı. Bir şey yapamazdı. Ama çok şükür bugün yeryüzünde hakkı hakim kılmak için ve Kudüs'e sahip olmak için ümmet ayağa kalkıyor. 100 yıl önceki garabeti bugün bu millete ve bu ümmete yaşatma şansları yoktur. Orası bir vatan parçasıdır. O vatan parçası alıncaya kadar, kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi burada tarihi bir gün olarak sizlerle paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, Kudüs ümmetin tek malıdır. Tartışılmaz malıdır. Biz 1980'de Kudüs için tarihi bir miting yapmıştık. Dünyayı ayağa kaldırmıştık. Siyonizmin belini kırmıştık. Yeniden milli görüşçüler ayağa kalkıyor. İnşallah bu ayağa kalkışımız Siyonizmin ve İsrail'in son nefesi olacaktır. Biz milli görüşçüler olarak dün Erbakan hocamızın ifadeleri doğrultusunda bir gün Suriye'ye müdahale edilirse bunun karşılığında Türkiye parçalanır ifadelerini tekrar yeniliyoruz. Buradan iktidara da sesleniyoruz. Ey iktidar olanlar, milli görüş gömleğini çıkarabilirsiniz. Hedefinizi Amerika'yı ve İsrail'i oturtabilirsiniz. Ama ümmetin paylaşılmaz olan malını paylaştırmayız size. Ümmetin malını hiçbir güce, hiçbir üstün kuruluşa peşkeş çektirmeyiz size. Eğer siz de bizim gibi düşünüyorsanız, bu ümmetin ve bu milletin kaybedilmiş malını tekrar kazanmak istiyorsanız, o zaman Mavi Marmara davasını tekrar açın. O zaman İncirli'yi gündeme getirin. Biz ayaktayız. Elhamdülillah. Anadolu ayakta. Türkiye ayakta. Ümmet ayakta. Biz Libya'ya müdahale edilirken bir gün mutlak surette Kudüs gideceğini feryat ettik. Ve nihayet Libya gitti. Mısır'a müdahalesinde bunu beyan ettik. Mısır gitti. Irak gitti. Suriye gitti. Sıra Türkiye'ye geldi. 3 ay önce biz bir basın açıklamasıyla beraber Kudüs'te ezan yasağını telin ederken Türkiye'deki bir kısım güç iktidarları, güç elinde bulunduran güçler kulak asmadılar bizim o günkü feryatımıza. Burası kınama merkezi değil. Orası İdare merkezidir, karar alma merkezidir. Sen karar alırsın, ben millet olarak senin arkanda yürümek mecburiyetindeyim. Eğer sen karar almasan, bu millet kendi başının çaresine 100 yıl önce baktığı gibi bugün de bakmakla mecburdur. Ve bu millet tarihin her döneminde zulme karşı ayağa kalkmış ve zalimin haddini bildirmiştir. Ve bildirmeye de devam edecektir. Bu milletin genleriyle sakın kimse oynamasın. Bu milletin sağcısı da, solcusu da, Alevisi de, Sünnisi de, Kürdü de, Türkü de bir bütündür ve bütün olmaya devam edecektir. İç barışı sağlamadan dış barışı sağlayamazsınız. İç barışı sağlamadan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemeden cihana istikrar veremezsiniz, bölgeye istikrar veremezsiniz. Bu vesileyle
bu basın toplantısı vesilesiyle ben tüm Erzincan halkına, tüm Türkiye halkına, tüm ümmeti Muhammed'e ayağa kalk. Ey Müslüman, artık yeter süründüğün, bir gün senin de başına bu bela gelmeden, bu hastalık gelmeden ayağa kalkarsan, İsrail bugün seni dinliyor, bugün beni dinliyor, bugün ümmetin milli görüş sahasındaki olan insanları dinliyor. Öyleyse ey milli görüşçüler, yeter artık. Kendine gel. Ülken gidiyor, kıblen gidiyor. Bakın, Suud'da 100 kişiye yakın insanı etkisiz hale getirdiler. Sebebi, bugün Kudüs'ün mutlak surette parsellenmesi için bunları yapıyorlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız feryat ediyor. Doğrudur, haklıdır. Ama ve lakin 10 yıl önce bu hatayı işlediği zaman biz feryat ettik. Malatya'ya NATO'nun üstünü getirme dedik. Bu tek göz İsrail'i, ümmeti gözlüyor, İsrail'e habersiz duruyor dedik. O zaman da bize vatan haini dediler. Yanlış yapıyorsunuz dedik, bize ihanet dediler. Ama bugün ihanet kendi ayaklarına dolaştı, kendi başlarına dolaştı. Öyleyse bir an önce kendi bulundukları çizgiye, milli görüş çizgisine dönsünler ve milli görüş çizgisi gömleğini giysinler ki hem ümmet kurtula, hem kendileri kurtula. Memur Sen Erzincan İl Temsilciliği ve bağlı sendikalar bugün Kudüs ile ilgili basın açıklaması yaptılar. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıdığına ilişkin kararı açıklamasının ardından Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da karara kınama sesleri yükseliyor. Memur Sen Erzincan İl Temsilciliği ve bağlı sendikalar basın açıklaması yaparak kararı kınadı. Sendika Başkanı Nebi Gül öğlen namazı çıkışı Cami-i Kebir'de yaptığı basın açıklamasında Kudüs'ü işgal eden İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir dedi. İnsanlık tarihinin en kanlı, en şiddet dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs'ü işgal eden İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs'ün hakkı, iradesini yansıtmak için buradayız. Kudüs bizim onurumuzdur. Kudüs bizim onurumuzdur. Kudüs bizim onurumuzdur. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD'nin bu hamlesi insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Tekbir! Allah! Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü 3. Dünya Savaşı'nın ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2018 akademik yılı beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2018 akademik yılı beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.
Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bülent Gümüşer, TEP 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Hakan Özcan, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve davetliler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk olarak açılış konuşmasını yapan Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bülent Gümüşer, öğrencilere yapacakları eczacılık mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Öğrenimize katılımlarınızdan büyük onur ve mutluluk duyduğumu bildirerek açılış konuşmama başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ve katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Sevgili eczacı adayı kardeşlerim, eczacılık mesleğini sadece bir meslek olarak görmemenizi öğütleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Eğitim hayatınız süresince ve onu uygularken de yaşayarak göreceğiniz gibi eczacılık bir bilimdir, eczacılık bir sanattır, eczacılık bir hayat biçimidir, eczacılık sevgiyle insana hizmet aracıdır. İşte bu özellikleri sizlere kazandırabilmek için Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurulmuş ve ülkemizin ilaç eczacılık sektörünün ihtiyacı olan bilgili, üreten, ülkesini çok seven eczacılar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Bu misyonu gerçekleştirmek için fakülteniz her sene kendisini yenileyerek, geliştirerek sizleri geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Değerli birinci sınıf öğrencilerimiz, eczacılık eğitimi teorik derslerin yanı sıra yoğun olarak verilen pratik dersleri içermektedir. Eczacılık eğitimi gerçekte usta çırak eğitimine dayanan bir eğitimdir. Sizlerin eğitimine katkı veren ustanız ne kadar bilgili ise çıraklar da o kadar bilgili ve mesleğini seven, o mesleği daha ileriye götürmek için var gücüyle çaba sarf eden eczacılar olarak meslek hayatına katılırlar. Kısa bir kuruluş mahiyetine sahip olmasına karşın Anadolu'da bir dünya üniversitesi Erzincan Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi gerek kendi bünyesindeki öğretim elemanları gerekse meslek eğitiminde uzun yıllara dayanan bilgi birikimlerine sahip eczacılık fakültelerinin usta öğretim elemanlarının destekleriyle siz genç eczacı adaylarına dünyada ve Türkiye'de eczacılık eğitiminde ne veriliyorsa onları verebilmek için var gücüyle çalışmaktadırlar. Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu ise yapmış olduğu konuşmasında öğrencilere ne yaparsanız yapın ve meslekte en iyisi olmak için gayret edin şeklinde öğütlerde bulundu. Az şükredecek çok şeyimiz var. İyi ki insan olmuşuz. İnsan olarak yaratılmışız. En büyük şükredeceğimiz değer, zenginlik. Sayarız bunları çok fazla sayılabilir. Şükretmemiz gereken önemli bir şey de bir yerine, hizmetin bir yerinden tutmak için varız. O yolda yola çıkmışız. Bu da çok önemli. İyi ki yola çıkmışız. Her meslek, her alan çok kıymetlidir. Her mesleğin her alanı çok kıymetlidir. İnsanların direkt yakından ilgilendiren sağlık meselesi olunca biraz daha göz önünde bulunduğu için, söz edildiği için ya da iş başı sağlık olduğu için daha önemli oluyor. Onun için bir ayrıcalıklı mesleğin sahibi olarak kendinizi kabul edebilirsiniz ama değerli olan şey, nerede bulunursanız bulunun, hangi fakültede, hangi konumda bulunursanız bulunun, işinizi en iyi yapıyorsanız en değerli sizsiniz. Bunun için yola çıktık. Bugünün dünyasında her gün biz bu iletişim çağında dünyanın her tarafına seyahat edebiliyoruz. Bu seyahatlerde dünyayı avucumuzun içinde gibi geziyoruz, görüyoruz ve pek çok olumsuz şeyle karşılaşıyoruz. Ve üzüntüler duyuyoruz, üzülüyoruz. Bugün bir arkadaşla sabah sohbet ederken, nasılsınız, ne var ne yok derken, özür dilerim dündü. Dedi ki ya nasıl olalım işte bu Kudüs meselesi beni çok üzdü dedim. Böyle çok olaylar var.
üzüleceğimiz, üzüldüğümüz. Bunların düzelmesini istiyorsak, daha az üzülmek istiyorsak, daha müreffeh bir ülke ve dünya istiyorsak, herkes kendi işini çok iyi yapar. Yapılan konuşmaların ardından 2017-2018 akademik yılında eczacılık mesleğine ilk adım atan öğrencilere protokol tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Önlük giyme töreninin ardından TEP Başkanı 23. ve 24. dönem İstanbul Milletvekili Eczacı Mehmet Domaş tarafından konferans verildi. Sayın seyirciler, Erzincan Üniversitesi Aras Elektrik Dağıtım Şirketi ile birlikte işbirliği protokolü imzaladı. Aras Elektrik Dağıtım Şirketi ile Erzincan Üniversitesi arasında imzalanan eğitim işbirliği protokolü gereği elektrik elektronik mühendisliği bölümünü dereceyle bitiren ilk 5 öğrenciye iş imkanı sağlanacak. Rektörlük binasında düzenlenen törende Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu ve Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın imza altına aldığı protokolle öğrenciler Aras Elektrik'te staj görme ve iş bulma imkanına sahip olacak. Gerçekleştirilen protokol imza törenine Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, öğretim görevlileri, Aras EDAŞ çalışanları katıldı. İmza töreninin ardından konuşan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, imzalanan protokolün içeriği hakkında bilgiler verdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Bizim üniversiteden eğitim anlamında faydalanacağımız konular var. Artı başarılı öğrencilerin istihdamı konusunda katkılarımız var. Az önce de söylediğim gibi bizim tesislerimiz, üniversitemizin hazır laboratuvar olarak her zaman üniversitemizin emrinde inşallah gerek staj konusunda, gerek diğer konularda, her türlü eğitim konularında bize düşen ne varsa biz destek olacağız. İnşallah iyi bir birliktelik olur. Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu ise imzalanan protokol sayesinde teorik bilgi ile sahadaki uygulamalı bilgiyi buluşturmuş olacak dedi. Bölgemizin en güçlü kuruluşlarından biridir. Yaklaşık 2-2,5 milyon nüfusa hizmet veren güçlü bir kuruluş. Biliyorsunuz her iş enerjiyle sağlanır. Vücudumuzun çalışması da enerjiyle oluyor. Evet. Evet, enerji olmasa hayat olmaz. Evet. Bu yüzden bu direkt görevi gören Aras Elektrik'in bu bölgemizde bir üniversiteyle işbirliği yapması kaçınılmazdır. Bu üniversiteyle yapılan işbirliği kurulduğundan beri zaten süre gelmektedir. Bu bir resmi et kazanması halidir aslında. Bu imzadan sonra daha standarda kavuşmuş olacak. Burada üniversitedeki teorik bilgiyle sahadaki pratiği buluşturmuş olacağız. Öğrencilerimiz orada gelişmeleri, daha modern uygulamaları görmüş olarak hayata atılacaklar. Uygulama alanında kendilerini gösterme şansı bulacaklar. Bu kendilerini gösterme sırasında da geleceğe dair iş imkanlarını kolaylaştıracaklar veyahut da başaramayacaklar ama emek gayreten, sarf eden herkes daha iyi bir yeri her şekilde elde ediyor. Kesinlikle. Sayın Müdürümüz az önce söyledi, kaliteli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Evet, Türkiye'de rakamları görüyoruz, işsizlik var ama emin olalım ki kaliteli işsiz falan yok. Yani vasıflı insanlarda, birikimli insanlarda asla iş bulamama gibi bir problem yok. Kesinlikle. Bu iş kaliteyi artırmak da en büyük görev yine bizlere düşüyor. En büyük eksiğimiz teorik bilgiyle sahadaki pratiği buluşturamıyoruz. Burada eksiklik oluşturuyoruz. Bu eksikliklerimizi bilerek bu yönde düzeltme adına yaptığımız bir çalışmadır, adımdır. İnşallah bizim öğrencilerimiz buradan çok istifade edecek. Kurum da kendi elemanlarının eğitimi konusunda eksik gördükleri alanları, eksiklikleri düzeltme, iyileştirme adına bizden yardım talep edecek. İnşallah. Bizler de kapılarımız onlara sonuna kadar açmıştır. Allah razı olsun.
Okul sporları faaliyetleri kapsamında 2017-2018 faaliyet programında yer alan liseler arası kız basketbol Erzincan İl Birinciliği müsabakaları başladı. Okul sporları faaliyetleri kapsamında 2017-2018 faaliyet programında yer alan liseler arası kız basketbol Erzincan İl Birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Erzincan Lisesi Kız Basketbol Takımı, Ertuğrul Gazi Anadolu Kız Basketbol Takımı, Erzincan Fen Lisesi Kız Basketbol Takımı, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı ile Erzincan Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımları il birinciliği için mücadelelerini sürdürüyor. Puan usulü gerçekleştirilen müsabakalar sonunda hafta başı gerçekleştirilecek final maçı sonrasında birinci olan takım Erzincan'ı bölge birinciliğinde temsil edecek. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.